Arkadaşlar merhaba, bugün makrolara giriyoruz. Şimdi makrolar bizim yapmış olduğumuz işlemleri takip ederek tekrar eden uygulamalardır, mini programcıklardır diyebiliriz. Şimdi şöyle bir şey yapmak istedim. Hem oluşturduğum makronun mantığını öğretmek, makroya giriş yapmak hem de belki de bunu kullanmak isteyeceğiniz bir program haline getirmek. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Bir müşteri veri tabanı oluşturmayı deneyelim. Müşteri formu oluşturacağım. Ben buraya bir form oluşturup o bilgileri yazdıktan sonra bu forma girdiğim müşterinin bilgileri benim listemde, yani bir veri tabanı olsun istiyorum. Müşterilerimin listesi olsun istiyorum. En başından beri ilk gelen müşterimden itibaren müşterilerimi ben kaydedeyim, müşterilerimi tanıyayım istiyorum. Şöyle yapalım. Adı, soyadı, TC'si, doğum tarihi, mesleği, telefon numarası ve maili olsun istiyorum müşterilerimin. Burayı hemen kenarlıkla hale getirelim. Şöyle biraz şekil çalışması yapalım. Müşteri formu, müşteri kayıt formu diyelim. Ve biraz da aralarını açalım. Şöyle daha güzel bir hale getirelim. Şimdi bunu da yaptıktan sonra aynı zamanda burada ki bilgilerimden bir liste oluşturmak istiyorum. Hemen ikinci sayfaya gelsin. Burada B2'den başlasın. Özel yapıştır diyorum. İşlemi tersine çevir diyorum. Doğrudan yana doğru açtı gördüğünüz gibi. Biraz böyle araları açık olsun. Uygun boşlukları olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle de kenarlarımı çiziyorum. Şimdi istediğim şu. Ben müşterimin bilgilerini buraya yazdıktan sonra müşterimin bilgilerini buraya bir buton yapayım. Kaydet dediğim anda listeye otomatik olarak atsın. Ben bundan sonra müşterimi arayıp bulmak istediğim zaman listemden arayayım. Telefon numarası, maili vesairesi her şeyi bende bulunsun istiyorum. Bunu şu şekilde yapalım arkadaşlar. Şimdi biz buraya farazi bir müşteri bilgisi girelim. Daha sonra bunları serbest meslek yazdım. Tabii bunların tabii hücrelerin daha güzel görünmesi için önceki videolarımızı izleyerek ayırt edebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi sadece makroyu göstermek için yaptığım için çok fazla şekilci davranmayacağım. Şimdi buradaki bilgilerimi aynen alıp burada bana veri tabanımı oluştursun istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi şunu yapmam lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geliştirici sekmesi var. Kaydet, makro kaydet ve makrolar var. Geliştirici sekmesinin burada olmadığını düşünelim. Çünkü yani eğer daha önce makro kaydetmediyseniz orada olmayacaktır. Excel seçeneklerinden bunu kapatalım ilk önce. Şu anda gördüğünüz gibi sizin belki daha önce makro kaydetmediyseniz Excel'iniz bu şekildedir. Geliştirici sekmesi yoktur. O yüzden bizim geliştirici sekmesini ilk önce görünür hale getirmemiz lazım. Şurada gördüğünüz gibi başlat menüsünden geliyorum. Burada Excel seçenekleri diyor. Popülerden içerikte geliştirici sekmesini göster diyor. Tabii bu sizin belki Excel'inizde farklı bir yerde olabilir. Şeride özelleştirde oluyor genel olarak. Özelleştirden de ekleyebilirsiniz. Artık Excel'inizin versiyonuna göre değişiklik gösterebilir. Buna göre bir arama yapabilirsiniz. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi geliştirici sekmesinde artık ribbon'da göründü. Geliştirici sekmesinden burada makrolar, benim daha önce yapmış olduğum makrolar, yani bu Excel çalışma kitabında daha önce hiç makro yapmadığım için makrolarım görünmüyor arkadaşlar. Burada makro kaydede bastığım andan itibaren bize şunu yapacak. Şimdi burada makro 1 olsun ismi diyor. Tamam olsun. Buraya da kısa yol tuşu yaptım. Yani Ctrl U'ya bastığım zaman makrom doğrudan çalışmış olacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar makroyu kaydet dediğim andan itibaren gördüğünüz gibi şurada şurada bir tane küçük bir kaydı durdur çıktı ve şurada da bir tane kaydı durdur yazısı çıktı. Bu anda itibaren Excel benim yapmış olduğum her tıklamayı kaydediyor. Şu anda ben hiçbir tıklama yapmadım. C11'de duruyorum. Şu anda hiçbir şey kaydetmiyor. Yani bu mouse'umla gezdiğim şeyleri göremiyor ama her tıklamamı kaydediyor. Bunu bilin. Şimdi ben şunu istiyorum. Ben buradaki bilgilerimi kopyalayayım ve burada yapıştırayım istiyorum. Şimdi arkadaşlar şu mesela B3 şu anda uygun değil mi? Benim müşterimin adı başka öncesinde bir müşterim olmadığı için B3'e kaydedilsin istiyorum ben ama her zaman böyle olmaz. Belki şu anda müşterimi gireceğim B3'de olacak. Bu sefer B4'e kaydetmesini isteyeceğim. O yüzden boş olanı bulsun istiyorum ben aslında bana.
Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada B2000 ne kadar aşağı insin? Yani B2000, 2000 tane müşteri kaydedeceğimi düşünüyorum en fazla. Ben o yüzden 2000'lik bir Excel yapıyorum diyelim. B2000'e kadar in diyorum. İndim. Daha sonra arkadaşlar şurada göreli başvuruları kullan var. Bu göreli başvuruları kullan şu anlama geliyor. Mesela şimdi ben kontrol üst tuşuyla yukarı çıktım. Gördüğünüz gibi kontrol üst tuşu beni dolu olan ilk hücreye kadar çıkarttı. Dolu olan yani onun geldiği yönde dolu olan ilk hücre B2 hücresiydi. Şimdi buraya göre bakacak ve göreli başvuru şu demek. Burası ben burayı buldum ya. Buranın altına bir ok yaptığım zaman yani aşağı oka bastığım zaman bu artık bir göreli başvurudur arkadaşlar. Normalde B2 değil de B5 dolu olsaydı bu aşağı okumla ben B6'ya inmiş olacaktım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ben B3'e tıklayarak gelmedim. B3'e tıklarsak şu anda ben B3'e tıklayarak da gelebilirdim bu boş yere ama o zaman hep B3'e kaydetmek isterdi benim bütün müşterilerimi. Müşterilerim üst üste kayıt olduğu için daha önceki kayıtlar silinmiş olurdu. Ben buna diyorum ki dolu olanın bir altına in diyorum. Göreli başvurunun amacı budur arkadaşlar. Göreli başvurumu ben kullandım artık kapatabilirim. Sonra elimde şu anda kopyaladığım veriler vardı biliyorsunuz. Ona sağ tıklıyorum, özel yapıştır diyorum. Böylece işlemi tersine çevirdik. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi benim bütün bilgilerim doğrudan gelmiş oldu. Buraya tıklıyorum herhangi bir yere ve geliyorum. Şuradaki bilgilerimi artık arkadaşlar sileceğim. Çünkü bir daha karşıma çıksın istemiyorum. Ben zaten müşterimi kaydettim. Gerekirse listemden kendisinin bilgisine ulaşırım. Buraya yeni bir müşteri için içeriğini temizliyorum. Böylece arkadaşlar içerik temizlendi. Benim listemde de bilgisi var artık. Geliştirici sekmesine gidiyorum. Kaydı durduruyorum arkadaşlar. Şimdi benim ilk kez yeni bir makro bu. Yeni bir Excel. Bunu kaydetmem için gördüğünüz gibi şey XL yani burada XLSX var. Bu normal makro içermeyen bir Excel kitabı. Ben makro içeren Excel olarak kaydetmeliyim ki makrom kaybolmasın. Ben buna eğer şu anda tıklama yaparsam ve makro içermeyen Excel olarak kaydedersem benim bu yaptığım makronun hiçbir anlamı kalmaz. Ben bunu her seferinde tekrar yapmak zorunda kalırım. O yüzden arkadaşlar buraya geliyorum. Farklı kaydetliyorum. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi XLSX makro içermeyen bir kitaptır. Buraya makro içerebilen Excel kitabı diyorum. Yani XLSM diyorum. Yani sondaki X değil M olacak. Ve böylece makro içeren Excel kitabını ben buraya 1 olarak kaydediyorum. Ve şu anda arkadaşlar makromu da korumuş oldum. İşte aslında ben ne istiyordum? Bir tane şuraya bir buton oluşturayım. Kaydettiğim işte listeye gitsin diyordum değil mi? Hemen onu yapalım. Ekle diyorum arkadaşlar. Şekillere geliyorum. Buradan herhangi bir şeklimi alıyorum. Diyorum ki şuraya sağ tıklayalım. Metni düzenle diyelim. Müşteri bilgilerini kaydet. Bunu söyledikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi ben buna tekrar sağ tıkladığım zaman makro atı çıkıyor. Ben zaten bir tane makro var şu anda. Bunu atıyorum hemen. Şimdi şunu yapalım. Yeni bir makromuz çalışıyor mu diye bir bakalım. Buraya hemen atıyorum tekrar yeni bir isim. Tamamen hani sadece örneğimizi göstermeye yönelik hızlı hızlı bilgileri girelim. Telefon bilgisi. Bir de mailine girelim. Tamam. Şimdi bilgilerimi girdim. Ben istiyorum ki müşterimle konuştum. Bu artık müşterim gitti ve bu benim müşteri veri tabanıma kaydedilsin. Müşteri bilgilerimi kaydede tıklıyorum. Ve veri tabanıma bakıyorum. Evet, veri tabanımda doğru bir şekilde bütün bilgilerim gelmiş. Böylece arkadaşlar ben sadece müşterimin hemen 2 dakikada bilgilerini alıp bütün bilgilerini burada veri tabanında saklayabilirim. Gerekirse buradan arama yapabilirim. Buralara arama çubuğu vesaire de koyabiliriz daha sonra. Hani bunu da geliştirebiliriz. Ama ben siz makrolara bir girin dedim. Bir görün nasıl oluyor. Bizim tekrardan yaptığımız işlemleri kendisi bizim her tıklamamızı kaydederek tekrar yapıyor. Böylece bizi gerçekten çok zamandan tasarruf etmemizi sağlıyor ve program yapmış oluyoruz. Aslında şunu da göstereyim size. Geliştirici sekmesine giriyorum. Makrolarıma daha önce baktığımızda hiç makrom yoktu ama şu anda bir var. Şimdi düzenle diyelim.
Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu Visual Basic projesi aslında. Biz şu anda bir ne yaptık? Beraber bir program yaptık değil mi? Bir program yazdık sizinle. Şimdi gördüğünüz gibi şuradaki aslında normalde biz şunu yapacağız ilerleyen zamanlarda. Bunu makroya yazdırmayacağız da biz kendimiz gelip burada bunları yazacağız. Ne yaptığımızı mesela range işte 3 C3'te C9'u seçeceksin. Sonra bu seçimi kopyalayacaksın. Daha sonra sayfa 2'ye geçeceksin, onu seçeceksin. Daha sonra buradan işte B2000'e gireceksin. B2000'den yukarıya doğru gideceksin. Oradan bir alt tuşa geleceksin. Sonra bu seçtiğimizi yapıştıracaksın. Ve sonra tekrar sayfa 1'e geleceksin. Mesela buradakilerin hepsi aslında kod. Biz bu kodları yazamıyoruz şu anda değil mi? Buna bilgimiz yok. Ama bize makro bizim yaptığımız hareketleri izleyerek bu kodları kendisi sanki biz yani yazmışçasına yazmış oluyor. Kısa yolumuz da vardı arkadaşlar. Ctrl U. Bir de onu deneyelim beraber. Şimdi burayı kapatalım Visual Basic'imize. Tekrar Excel'imize dönelim. Ben şu an Ctrl U'ya basacağım. Ama tabii burada bilgilerim olsun istiyorum. Şurayı tekrar yazmak istemiyorum. Size de zaman kaybettirmeyeyim. Şuradaki bilgilerimi tekrar kopyalayalım. Şuraya da geleyim. Özel yapıştır. İşlemi tersine çevirip yapıştırıyorum. Tekrar kaydedeceğim ama bu sefer şuradaki butonuma basmayı istiyorum. Onun yerine Ctrl U'ya basıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar 3'te Fadime Soylu'nun bilgileri olması gerekiyor. Böylece bizim artık bir müşteri web tabanımız var. İşletmemiz daha düzenli olacak. Ve böylece müşterilerimle daha çabuk iletişime geçebileceğim. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. İzlerseniz ileride makrolarda çok daha yani özellikle VBA'da çok güzel programlar yapacağız. User form oluşturacağız. Bence gerçekten en çok user formları seveceksiniz. Ben en çok user formları seviyorum en azından şu an. Ve çok güzel, çok gelişmiş bir program yapacağız beraber. O yüzden izlemeye devam edin arkadaşlar. Teşekkürler.